İyi akşamlar. 2 Mayıs 2024 Perşembe saat 19. Nava Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz kaçınılmaz. Şimdi bazı kaçınılmaz durumlar var. Biz Perşembe'nin gelişini çarşambadan biliyoruz neredeyse. Efendim ağızlarını büzüşlerinden Ömer diyecekleri belli oluyor. Bunu da anlatmaya çalışıyoruz. Ondan sonra da bu dediklerimiz sanki hiç denmemiş gibi. Sonra zaman geçiyor. Herkes bir keramet aramaya başlıyor. Nerede? İşte ilk haberimiz geliyor. 8 yıl aradan sonra ilk kez işte muhalefetle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'yla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüler çünkü. Bir görüşme yaptılar. İşte 8 yıl sonra ilk kez birçok şey söyleyen var. Neden görüşmüyorlardı bugüne kadar? Kimse niye görüşmüyordu? Oradan mı tutalım? Yoksa şimdi efendim boş koltukta şuydu buydu, orada keramet aramaktan, mana çıkartmaya çalışmaktan mı tutalım? Bilemiyorum. Göreceğiz bakalım. Neymiş 8 yıl aradan sonra ilk kez ne olmuş? Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel'in tarihi buluşması. Cumhurbaşkanı Özel'i makam odasının önünde asansörde karşıladı. Görüşme sıcak başladı. İçeriden paylaşılan görüntülerde ise Özel'in tam karşısındaki boş koltuk detayı dikkat çekti. Boş koltuk görüşmeye damga vuran kare oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşması 8 yıl aradan sonra aslında ana muhalefetle iktidar arasındaki ilk kapsamlı temas. Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Yerel seçim sonuçlarının ardından siyasette değişen iklim, diyalog kapılarının aralanması. Buluşmayı Özgür Özel talep etmişti. Günlerdir beklenen kritik buluşmada CHP lideri Özgür Özel'e de CHP milletvekili, emekli büyükelçi Namık Tan eşlik etti. Pardon, abi. Özel'in genel merkez özel kalem müdürü Gülen Ercan'ın ayakkabısının topuğu beton aralığına takılınca yaşadığı zor anlar kameralara böyle yansıdı. Merhabalar, hoş bulduk. Cumhurbaşkanı makam odasının girişinde karşıladı Özgür Özel'i. İki lider de aynı renk takım elbise, aynı renk gömlek, benzer tonda kravat tercih etti. Aynı seviyede, aynı renk kumaşlı ama mobilyası farklı koltuklarda oturdular. Erdoğan ortada, Özgür Özel Erdoğan'ın sağında. Çünkü Cumhurbaşkanlığı protokolü uygulandı. Erdoğan'ın arkasında Cumhurbaşkanlığı forsu da vardı. Özgür Özel'in tam karşısında bulunan boş koltuk dikkat çekti. AK Parti kaynakları özel nedeni yok. Makamdaki mevcut oturma düzeni bilgilendirmesi yaptı. Bir yeni anayasa konuşurken bir kere mevcut anayasaya tam uyum beklemek bizim hakkımızdır. Yüz yüze görüşmede iki liderin de ajandasında yer alan ortak başlıklı yeni anayasa. Özel mevcut anayasaya uyulsun şerhiyle gitti Erdoğan görüşmesine. Kendi ajandası ise kabarıktı. Emekli maaşlarını, CHP'ye geçen belediyelere ait borç yükünü, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın durumunu, Gezi Parkı tutuklularını, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasını, 1 Mayıs'ta uygulanan Taksim yasağını gündeme getirdi ve dış politikayı da konuştular. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İki lider baş başa görüşmedi. Namık Tan ve Mustafa Elitaş eşlik etti. Yani görüşmede konuşulanlar, kurulan her cümle kurmaylar tarafından tutanak altına alındı. Özgür Özel, Erdoğan'a Cumhuriyet Ateşi isimli obje hediye etti. Bir de Manisa'dan getirdiği mesir macununu. Erdoğan'ın Özel'e hediyesi ise makam aracına taşınırken kameralara takıldı. İçeriği paylaşılmadı. Gündem yoğun olunca görüşme de uzun sürdü. 1 saat 45 dakikalık görüşmenin ardından Özgür Özel AK Parti'den ayrılıyor. Şimdi bir şey söyleyeceklerim var ama evvela kıymetli arkadaşlarım haber merkezinden Ankara'ya gideceğiz. Duyduklarını bizimle paylaşsınlar. Çünkü en son bilgiler onlarda. Barış Kaya şimdi karşımızda. Değerli kardeşim Barış, kolay gelsin. Şimdi ne oldu? Yani boş koltuktu. İşte şimdi bir mana aranıyor filan. İşte hep böyleydi. Değildi. Yok mesir macunu, yok şu, yok bu. 1 saat 45 dakika memleketin yığınla sorunu var. Ama yani bütün bu sembollerin dışında bir içerik var mı?
O boş koltuk meselesine geleceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim. CHP'den ulaştığımız kaynaklar tabii her şeyden önce perde arkası çok merak ediliyor. CHP'li kaynaklar görüşmenin son derece verimli ve olumlu geçtiğinin altını çiziyorlar. Özgür Özel'in masaya getirdiği konu başlıkları, işte ekonomik sıkıntılar, emeklilerin durumu, yargı konuları ve diğer dış politikaya ilişkin pek çok başlık. Önümüzdeki yani ilerleyen süreçte bu başlıklarla da ilgili olumlu sürecin, adımın atılacağı yönünde bir mesaj aldıklarını söylüyorlar. Şimdi buraya kadar her şey tamam ama bugünün tabii asıl gündemine oturan konu boş koltuk oldu. İşte AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'i kabul ettiğinde Özgür Özel'in tam karşısında bulunan boş koltuk. Şimdi bunun üzerine bir mesaj kurulmaya da çalışılıyor ama işte biz özellikle de bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kaynaklarına da ulaştık. Onlar da diyorlar ki özel bir nedeni yok kesinlikle. Bütün kabullerde uygulanan bir düzen. Yani Cumhurbaşkanı bundan önceki kabullerinde de liderleri kabul ettiğinde de orada duran bir boş koltuk olduğunu dolayısıyla herhangi bir düzende değişiklik yapılmadığı için burada da bir mesaj aranmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Ancak Özgür Özel bu oturma düzeninden rahatsız olmuş CHP'li kaynakların vermiş olduğu bilgiye göre. Bunu da dile getirmiş ve telafisine ihtiyaç var cümlesini de bizzat Özgür Özel o görüşmeden sonra kurmuş. Şimdi oturma düzenindeki bu rahatsızlık Özgür Özel... Bir şey soracağım Barış. Peki telafisi derken yani ne olacak? İadeyi ziyarette CHP Genel Merkezi'nde ayakta mı görüşecekler mesela? Sandalyelerin hiçbiri olmayacak. Şimdi görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakın zamanda bir iadeyi ziyaret gerçekleştireceğini ifade etmiş bu görüşme esnasında. Ama tabii biz onu bilemiyoruz. Hani telafisi nasıl olacak? Bu ziyarette Özgür Özel ile Erdoğan'ın bu sefer gerçekleştirecekleri iade ziyarette nasıl bir manzara ortaya çıkacak? Bunu tabii o gün geldiğinde görebiliriz. Ama telafisi nasıl olacak gerçekten soru işareti. Şimdi bir yandan da aslında karşılıklı verilen hediyeler de konuşuldu. İşte Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmaya giderken yanında bir Cumhuriyet Ateşi objesi götürmüştü ve Manisa'dan getirdiği mesir macununu hediye etmişti. Şimdi Cumhurbaşkanı da Özgür Özel'e bir hediye verdi. Makam aracına taşınırken gördük ama içeriğiyle ilgili hiçbir şey paylaşılmamıştı. Onunla ilgili de bilgi aldık. Erdoğan da milli saraylardan fincan takımı çay ve bal hediye etmiş Özgür Özel'e. İşte bugün çok beklendi, tarihi bir görüşmeydi. Verilen hediyeler, boş koltuk tartışması aslında görüşmeye ilişkin önemli başlıklar vardı ama iki lider de birbirine nasıl mesaj verdi bunu merak ediyoruz. Bunun detaylarını da perde arkasında ilerleyen günlerde mutlaka alacağız. Ama CHP'lilere göre, CHP'li kaynaklara göre görüşme son derece verimli ve olumlu geçti. İlerleyen süreçte de Türkiye'nin önündeki olumsuz bazı tablolar, ekonomik sıkıntılarla ilgili de bir aşama kaydedileceği bu toplantıda, bu görüşmede alınan mesaj olarak kayıtlara geçti. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, şimdi hemen öbür habere geçmemiz lazım ama bununla ilgili söylenecek çok şey de var. Bir günde birisi dese ki ya biz o koltuğu orada unuttuk. sonra fark ettik ama şimdi bir mana bulmaya çalışıyoruz, ne yapalım? Şimdilik bu kadarını söyleyelim falan. Muhtemel öyle değildir tabii. Unutulmamıştır elbette. Ama yani her türlü mesaj kaygısı falan. İçerik. Staj, çıraklık, sigorta başlangıcı olsun diyenler, askerlik borçlanması, askerlerin, polislerin, emeklilerin, seyyanenin zam hakkı, çalışanların, asgari ücretlilerin ki memleketin %50'sinden fazlası, ara zam talebi, 3600 ek gösterge, esnafa verilen ve tutulmayan 7200 sözü, atanmayan öğretmenler, ücretli öğretmenlerin yaşayamayacak kadar az maaşla çalışması. Promosyon yasası. Ha bunlar orada telaffuz edilip söylenecek şeyler değil. Bunlar için herkes biliyor zaten, hükümetin kendisi de biliyor. Erdoğan da biliyor. Bunların hatırlatılması falan da gerekmez. Ama bütün bunların çözüleceği bir siyaset sahnesine artık ihtiyaç var. Çünkü bu siyaset sahnesi böyle bir yere varamaz. Varamayacağı açıktır.
Zaten kafa karışıklığı oradan belli. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılıyor toplantı. Ama Cumhurbaşkanlığı forsu da var. Yani hem Cumhurbaşkanı da olacaklar hem ama işte parti genel merkezinde filan. Bu kafa karışıklığı Türkiye'nin geleceği, çocukların hayalleri, gençlerin işi gücü, bu ülkenin yolunu nasıl çizeceğimiz, böyle küçük semboller filan bunların dışında demokrasinin nasıl hasarlarından onarılıp hasarları tesis edileceği, ya bizim artık otobüsteki şoförün direksiyonunda gözümüz olmadan kimimiz uyuyarak, kimimiz kitabımızı okuyarak, kimimiz sohbet ederek filan bir yerden bir yere geleceğe doğru yol alabileceğimiz, çünkü güvenilmiyor ya, bir durum, hayat pahalılığının çözülmesi, bir durum nasıl oluşacak? Böyle bir önerisi ya da böyle bir ne bileyim sıkıntısı var mı iki taraftan birinin? Ben merak ettiğim şey budur. Yoksa boş koltuk, şundan boşmuş, bundan doluymuş. CHP'nin bir kedisi vardı, belki o gelir otururdu, ne bileyim. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Oradan başka şeyler de söyleyeceğiz efendim. Bu keramet arama işi de Türk siyasetinde ve dünya siyasetinde yeni efendim şeydir. Nasıl diyeyim? Biraz gündem doldurma işidir. Benim merak ettiğim içeriktir. Bu memleket insanının da, bu ülkenin patronlarının da, seçmeninin de merak ettiği budur. Yığınla sorun var. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar. Evet, İstanbul ablukası meclis gündeminde. Alınan tedbirler özgürlük güvenlik dengesinde özgürlüğü feda eder nitelikte. İşçi sınıfına adeta Çin Seddi kurmuşlar. Saraçhane'de su kemerinin önünde kalkanlarıyla duvar ören polisler, arkalarında tomalar, su kemeri üzerinde uzun namlulu silahlarıyla keskin nişancılar. 1 Mayıs'ta işçilere kurulan barikat için Özgür Özel Çin Seddi benzetmesi yaptı. Muhalefet Taksim'in işçilere yasaklanmasına tepki gösterirken Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail karşıtı gösterileri yasaklıyorlar diyerek Batı'yı hedef aldı. Gösteri hakkı kutsaldır diyenlerin 7 Ekim'den sonraki ilk icraatı kendi sokaklarında Filistin'e destek gösterilerini yasaklamak oldu. Bu nerede oldu? 1 Mayıs alanlarına giden yolun önünde oldu. Bunun adı nedir? Bu bir polis devleti gerçeği. İşçiler Taksim'e gidemesin diye kara ve deniz ulaşımı kısıtlandı. Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş'ta hayat durdu adeta. Anayasa Mahkemesi'nin Taksim Meydanı'nı 1 Mayıs'a kapatmak anayasaya aykırı kararına rağmen. Söz konusu olan Bilal Erdoğan TÜGVA olunca Galata Köprüsü'nde bile böylesine bir toplantı yapılmasına izin verildiğini görüyoruz. İçişleri Bakanı'yla yeni bir şey konuşmanın anlamı yok. Çünkü kendisi maalesef kabul edilmedi, maalesef uygun görülmedi diye cevaplar veriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim'e izin vermediğini söylemiş. Yerlikaya'nın da maalesef kabul edilmedi, maalesef uygun görülmedi cümleleriyle bunu teyit ettiğini belirtmişti. AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı, Özel'in o sözlerini alıntılayıp isim vermeden Yerlikaya'ya tepki gösterdi. Genelde ast üstü yıpranmasın diye gayret eder. Yeri geldiğinde kendini siper eder. Astın PR ve imajı için üst yıpratılıyorsa orada bir problem var demektir. İçişleri Bakanlığı kaynakları Yerlikaya'nın maalesef uygun görülmedi cümlesi kurmadığını belirtirken İstanbul'da alınan olağanüstü Taksim önlemleri ve sonrasındaki gözaltılarla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den gelen açıklama da muhalefetin tepkisini çekti. Hiçbir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Sayın Valinin intikam aldık duygusu ile paylaştığı kişiler işçilerdir, emekçilerdir. İstanbul Valisi Davut Gül basın özgürlüğü ödül törenine katıldı. Basın konseyinin davetlisi olarak konsey başkanı Pınar Türenç gazetecilerin zor şartlar altında görev yapmasına dikkat çekti. 1 Mayıs eylemlerinde polis amirinin gazetecilere yönelik süpürün talimatı verdiğini dile getirdi. 1 Mayıs'ta meydanlarda hak arayan emekçilere, müdahale eden güvenlik güçlerinin yarattığı olayı izleyen gazetecilere süpürün dendi. Basın mensuplarına da hiç kimse, başta ben olmak üzere, bunları süpür diye bir talimat vermedi. İstanbul valisi bizim öyle bir talimatımız olmadı dedi ama alandaki polis amiri ya da müdürlerin böyle bir talimatından da bilgisi olmadığını söyledi. Söylenip söylenmediğini bilmiyorum, duymadım. Ama eğer böyle bir söz söylediyse maksadını aşmıştır.
yanlış olmuştur, özür diliyoruz. Bir şey diyecektim ama özür dilerim dedi Vali Bey. Bunu çok duymuyoruz biliyorsunuz. Yani o paylaşımı sosyal medyadaki, neyse bugün artık dün söyleyeceğimizi söyledik. Madem bunu duyduk. Evet efendim, Amerika'ya gideceğiz şimdi. Benzer ilginç birbirine benzeyen süreçler yaşanıyor dünyada. Yani otoritelerle insanların anlaşamadığı süreçler. Bir şekilde insanların taleplerinin kamu alanına, siyaset sahnesine girmemesi için barikatların oluşturulduğu süreçler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze protestoları, polis üniversite öğrencilerine saldırdı. Kaliforniya Üniversitesi'nde karşıt gruplar arasında Gazze gerilimi tırmandı. Yüzlerce polis kampüse girdi. Filistin'e destek veren öğrencilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in Gazze soykırımına karşı üniversitelerde başlayan protestolar büyüyor. Eylemlere katılım her geçen gün artarken polis göstericileri güç kullanarak engellemeye çalışıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde İsrail yanlısı gruplar Filistin'i destekleyenlere saldırdı. Rektörün çağrısı üzerine yüzlerce polis kampüse girdi. Helikopterler polise havadan destek verdi. You want peace, we want justice. Polis Filistin'e destek veren öğrencilere kurdukları kampı boşaltma çağrısı yaptı. Öğrenciler çağrıyı reddedince polis kampın etrafındaki barikatları kaldırdı. Eylemcilere ses bombası, gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Üç saat süren müdahale sonunda onlarca gösterici gözaltına alındı. Amerikan basınına göre üniversitelerde bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı 1700'ü aştı. Şimdi bütün bu yaşananlar Amerika'da birkaç şeyi birden ortaya çıkardı net bir biçimde. Amerika Birleşik Devletleri'nde karar vericilerin, siyasetçilerin, başta işte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Biden olmak üzere, bütün bu yapılanlarla ilgili olarak o kendinde mi bilmiyorum da, İsrail'de olan bitenlerle ilgili hakikaten farkında mı bilmiyorum da, algılayabiliyorlar mı? Bir defa iki yüzlülükleri tam olarak belgelenmiştir. İkincisi, bu üniversiteliler Harvard'ından Kolombiya'sına, efendim Los Angeles'taki üniversitelerine kadar herkesin kafasına Amerika'da şu anda İsrail'in Filistin'de, Gazze'de ne yapmaya çalıştığını yerleştirmiştir. Bu sert müdahale de bunun can sıkıntısı. Bunun can sıkıntısı. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki, Selçuk Tepeli seni ne memnun eder? Hiç bir şeyle memnun olmuyorsun ki. Nasıl ikna edeceğiz seni kardeşim? Efendim, bu benim önemli değil. Bak, ben hiç kimseyim. Demek istediğim, bu ülkenin faydasına bir şey olsun. Böyle, yani buna, yani vitrin, galeri olarak filan değil. Gerçekten içerikle hareket edilsin. Yoksa hep görüşsünler zaten. Sivilde de görüşsünler. Yani öyle değil. Sivilde de görüşsünler. Yoksa yani siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz ama bakın orada bizim bilmediğimiz bir siyasi mücadele, bir siyasi ne diyeyim, çekişme de diyemeyiz ama işte bir planlama var her iki tarafta da. Bunlar hem içeride kendi partilerinin içinde hem dışarıda ülkeye dair şeyler. Dolayısıyla bu tarafı bize yansımıyor. Mesele de orada. Yani
Karşı tarafta ülkenin birinci partisi haline gelmiş, partinin içinde alternatifler yaratmaya çalışan bir efendim AK Parti Genel Başkanı'ndan mı bahsediyoruz? Yoksa yeniden seçilebilmek için bir formül arayan bir AK Parti Genel Başkanı'ndan mı bahsediyoruz? Cumhurbaşkanı seçilmek için. Yoksa yani burada şu anda konuşulmayan, bilemediğimiz Mesir macunuydu, boş koltuktu, bunların dışında bir gündem varsa, İşte biz 1 saat 45 dakika içinde ve bundan sonrasında bunları görmemiz lazım bizim. Mesele budur. Yani öyle görüşsünler, beni memnun ederler, sivilde de görüşsünler. Geldik müfredat meselesine. 10 yıllık bir çalışmaymış bu. Fakat insanlara incelemek ve üstüne tartışmak için bir hafta süre verdiler. Laik ve bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz. Çocuklarımızın bu ülkeyi bir arada tutan temel referans değerler etrafında milli şuuru, milli bilinci vermek istiyoruz. İdeolojik saplantılarını, siyasal İslamcı düşüncelerini eğitim yolu ile çocuklarımıza empoze etmek dışında herhangi bir şey bulamıyoruz. Türkiye 100 yılı marif modeli adıyla paylaşılan müfredat taslağında evrim kelimesi yerine tekamül ifadesi var. Belagat, kamil insan vurguları. Müfredatı anlatan ortak metinde bir kez bile Atatürk'ün geçmiyor olması. Eğitimsel Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylemdeydi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise her dersten yüzlerce sayfalık müfredat için bir haftalık askı süresi belirledi. Böylesine önemli bir konuda yangından mal kaçırır gibi değil, herkesle, bütün bileşenlerle yan yana gelerek tartışılması ve birlikte açıklanması, hazırlanması gerekirdi. 2013 yılında müsteşarlığa başladığımız tarihten itibaren altyapısını oluşturduğumuz bir çalışma süreci yürüyordu zaten. Siz 10 yılda hazırlanıyorsunuz. Vatandaşa, eğitimcilere, üniversitelere, öğrencilere ve velilere bir hafta süre veriyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2013 yılından beri müfredat üzerinde çalışıyoruz dedi. Bakanlığın 10 yıldır üzerinde çalıştığı müfredata görüş bildirmek için eğitimcilere, ailelere verilen süre bir hafta. 3 Mayıs Cuma günü doluyor. Bir haftalık süre içerisinde okunması gayet mümkün. Tüm matematik dersi okutan bir öğretmensiniz. Size çok kısa bir süre yetecektir. Yaklaşık 10 bin sayfalık bir metin internet sayfalarına koydular ve bir hafta içerisinde değerlendirin. Hali hazırdaki programın içerisinde milli mücadele için, 15 Temmuz süreci için geçen cihat ifadeleri korunmuş. Sayısal olarak yeni programın içerisinde ilave bir cihat kavramı yok. Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le eğitim hiç de tekin olmayan yola girmek üzere. İstifa etmesini bekliyoruz. Yeni Türkiye 100 yılı marif modeli adıyla paylaşılan müfredat taslağıyla ilgili tartışmalar devam ederken 1 milyon öğretmen de atama müjdesi bekliyor. Kar, yağmur, çamur demeden sokaklardan ses yükselten öğretmenlere bakan yine bir müjde vermedi. Sayıda açıklamadı. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında netleşecek dedi. Ekonomik koşulların belirleyici olduğunu söyledi. Biz ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğunun tespitini yaparız. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, bütçe realitesi, bütün bunları da Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla değerlendiririz. Şimdi efendim, muazzam bir yorum geldi bu arada Jale Hanım'dan. Bu boş koltukla ilgili olarak. Değerli Selçuk Tepeli, boş koltuk aynı anda iki ayrı koltuğa oturulamayacağının aşikar olduğunu gösteriyor adeta. Çok enteresan değil mi? Orada hem Cumhurbaşkanlığı forsu var, hem AK Parti Genel Başkanlığı. Bence nefis bir yorum yapılmış. Bu açıdan bakılabilir. Ha, buna şöyle itiraz edebilirler. Yani bana diyebilirler ki sen sus, sen kimsin? O koltuk bir protokol, şimdi doğru dürüst bir şey söyleyelim. Bir protokol gereği olmasının sebebi şudur. Özgür Özel'in konumunda bir misafir yok orada. Onu vurgulamak içindir denebilir. O zaman başka türlü baş başa görüşülür. Ama başka yolları vardır. Eğer gerçekten bu memleket için bir şeyler yapılacaksa vardır. Dolayısıyla çok ilginç bir yorum. Teşekkür ederim. Bizim de böyle acayip 10 numara 5 yıldız izleyicilerimiz var. Eleştirenler de öyle. Başka inanılmaz yorumlar da var, söyleyeceğim. Ve gelelim şimdi muhtemelen bununla ilgili olacak bazı yorumlar tabii burada. Şimdi bu biliyorsunuz saat ıstakozdu. Aldı başını gitti, bir gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptıklarına değil, gösterdiklerine, bunları göstermelerine kızdı. Milletvekili konumu itibariyle halkın her zaman gözünün önündedir. Yediğiyle, içtiğiyle, oturduğuyla, taktığıyla, kılık kıyafetiyle daha dikkatli olması gerekmez mi? Benim bu konuda milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da dünyanın en prestijli adreslerinden yat kulübünde yediği ıslak havuzu paylaşması, Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun milyonluk saatleri, Yenişehirlioğlu'nun da olduğu MYK toplantısında Erdoğan'ın vekillere tepki gösterdiği iddia edildi. Bir milletvekiline yediğini giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil. Milletvekilleri kendini bir vatandaş gibi konumlandıramaz. Ben herkes gibi saat takıyorum, herkes gibi yemek yiyorum diyemez. Ve hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Milyonlarca emekli, dar gelirli, ucuz et ve ucuz ekmek kuyruklarında beklerken AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıslak havuzu paylaştı. Tepkileri de gündem değiştirme amaçlı dedi. Bu harekette şımarıklık olmaz. Milletten, milletin değerlerinden, milletin ahvalinden, milletin gündeminden kopma asla olmaz. Bu uyarının da yapıldığı AK Parti grubu sonrası Bursalı'nın Erdoğan'dan özür dilediği ancak Erdoğan'ın bir yanıt vermediği kamuoyuna yansımıştı. Türkiye ıslak havuzu konuşurken AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu milyonluk saatleriyle gündeme geldi. Meclis resepsiyonunda bileği boştu Yenişehirlioğlu'nun. AK Parti MYK toplantısında kolunda bugüne kadar kamuoyuna yansıyanlardan farklı bir saat vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o toplantıda ıstakoz paylaşımı ve lüks saatlerle ilgili tepki gösterdiğini Hürriyet gazetesi yazdı. Keşke görmeseydiniz. Keşke bilmeseydiniz. Bir milletvekiline yediğini giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil. Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı. İsraf etmeyiniz emri Sayın Erbaş'ı bağlamıyor mu acaba? Sırattan bu Audi ile mi geçirebiliyor Audi A8 ile? Bir yanda da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın günlük kirası 39 bin lira olan yeni lüks makam aracı gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan iş dünyasına seslendi. Diyanete bir makam aracı bağışlamalarını istedi. Şimdi bununla ilgili bir fıkra anlatacaktım fakat biraz hızlanmam lazım. Çünkü fazla gevezelik etmişim galiba. O fıkrayı bir dakika bölümüne bırakıyorum ve devam ediyorum. Bu fiyat artışlarıyla, bu pahalılıkla ara zam kaçınılmaz. Alıştığımızda bir 6 ay dönemi var. Bu enflasyonist ortamda aslında Ocak'ta yapıldık, diğer ocağa kadar çalışanlara bu miktardaki bir şeye mahkum etmek aslında çok doğru bir şey değil. Sayın Bakan Bey, bir ara zam beklenir mi? Özellikle asgari ücretle zam mı? Yok efendim. Böyle bir gündemimizde yok. Ara zam olmayacak. Önemli bir kırılma var Nisan ayında. İlk 3 aydaki enflasyondaki düşüş eğilimi Nisan'da bozulmuş, daha da artış göstermiş. İTO'ya göre 4 aylık enflasyon, birikimli enflasyon %21.1'e yükselmiş durumda. Hükümet ısrarla ara zam yok diyor ama enflasyon yükselmeye devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası'na göre Nisan ayında %4,89 arttı fiyatlar. Yıllık enflasyon %78,81'e yükseldi. İlk 4 aylık enflasyonsa İTO'ya göre %21,1. Yani henüz Nisan ayında çalışanların kaybı %20'yi aştı. Asgari ücretteki erime ise 3000 liraya yaklaştı. Şu dilim, yani %17,5'u temsil eden şu dilim aslında enflasyon nedeniyle erimiş gitmiş. Asgari ücret Ocak ayında 17.002 liraymış. Mayıs ayına geldiğimizde bu rakam 14.027 TL'ye düşmüş. Yani alım gücü olarak asgari ücretlinin aslında 2.975 lirası enflasyona gitmiş. Her ay 743 lirasını enflasyon canavarına emanet etmiş. Kendim 7 kişilik bir evde kalıyorum mesela. Bir odaya 3,5 bin TL kira veriyorum. Eve de çıkamıyorum. Niye? Aldım maaş belli zaten. Çıksam yine geçtim hemen. 17 bin bilmem kaç küsür. Hiç kimsenin bir şey yapamayacağı bir para yani. Paranın adı yok. Yüksek enflasyonla aydan aya asgari ücretin alım gücü daha da düşüyor. Üstelik yılın henüz ilk 4 ayı geride kaldı. Hükümetin planladığı zamma 8 ay var. Sadece asgari ücretlinin değil tüm çalışanların bekleyecek gücü yok. Yıl sonuna kadar zam yapılmaz ise asgari ücretlinin reel geliri 8 bin küsür liraya kadar düşecek. Bunun da anlamı geçen seneki asgari ücretin de altına ineceği, reel anlamda
Bu çok ciddi bir kriz, sosyal kriz anlamına gelir. Bu nedenle bu erimeyi beklemeden aslında Haziran ayında insanların nefes alması için bir fark ödemesinin yapılması gerekir. Ocak ayında yapılan zamlar enflasyonlarla beraber gitti. Ve ara zam yapamaması kötü bir durum açıkçası. 6 ayda bir insanlar ona göre hesap kitap yapıyorlar. TÜİK de Nisan ayının enflasyonunu Cuma günü açıklayacak. Şimdiden 3 aylık enflasyon TÜİK'e göre bile %15,05. Gittiğimizde market alışverişinde 3-5 bir şeyin 500 lira civarında tutması tabii korkunç rakamlar. Yani böyle akıp gittiğini görüyorsunuz elinizdeki paranın. Tekrar güncellenmeli. Hep enflasyon oranında veriliyordu ve enflasyon payı da veriliyordu aslında. Bu da verilmeli. Tekrar gözden geçirilmeli. Şimdi efendim bir kere şunu bir altını çizerek belirtelim. Enflasyon düştüğünde bile, çünkü yazın şimdi çıkıp diyecekler ki bir baz etkisiyle, o da yer çekimiyle ilgili bir şey. Ekonomi yönetimiyle değil. Diyecekler ki bakın düşüyor. Hayat pahalılığı enflasyonla aynı şey değil. Enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Sadece fiyatların artışı hızının düşmesi anlamına geliyor. Fiyatlar gene pahalanacak. Şimdiye kadar ne zam yapıldıysa o da yanımıza kar kalacak. Öte yandan maaşlar artınca da enflasyon yükselmiyor. Öyle deyip duruyorlar ya, öyle de değil. Bakın Hollanda İstatistik Kurumu yeni bir açıkladı bu bilgiyi. Son bir yılda %7 ve bu 10 yıllardır yaşanan en yüksek artış. Saatlik brüt ücretlerde artış yaşanmış. Sendikaların çabasıyla %7. Enflasyonsa %2,7'ye düşmüş. Demek ki olabiliyor. Evet. Ha bizde tabii öyle yaşanmıyor hayatlar. Elden düşme hayatlar. Başka yerden almak zor. Pantolona ne kadar verdin? 30 lira. Ayakkabı da böyle ablacığım, nasıl güzel mi? Vallahi bu dışarıda 1500-2000 liradır. Bu kardeşim bana 50 liraya verdi. Artık orta sınıf birincisi eli unutsun. İkinci, üçüncü ele geçtik. Siz emeklisiniz. Hele emekliysen bittin. Tabii emekliyim. Mağazalara uğramıyorum. Unuttum oraları. Hakikaten unuttum. Edebiyat yapmıyorum. Ben çoğunlukla mutfak eşyası bakıyorum. Ya çoğunlukla pasta, kek, börek yapıyoruz ya çocuklarımıza. Öyle tarz şeyler bakıyorum. Mağazalardan peki alabiliyor musunuz? Yok, hayır, kesinlikle orada hiçbir şey alamıyoruz ki oraya hiç uğrayamıyoruz. İşçi de emekli de aldığı maaş gıdaya bile yetmezken giyim ve ev alışverişinde ikinci el satan dükkanlara yöneldi. Ama kimi zaman oradaki eşyalar bile pahalı geldi. Bunlar ne kadar? 250 daha 200. Güzel ama parası olana. 250 pahalı mı geldi? Ya benim işim pahalı olur kızım. Emekli olarak alamıyoruz bir şey. İşte böyle dolaşıyoruz böyle evlerde. Nasıl fiyatlar? Vallahi sormadım. Hatta sormaya da korkuyorum. Emekli olmasına rağmen ancak inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Nurullah Beykoz ihtiyacı olmasına rağmen ayakkabıların fiyatını sormaya cesaret edemedi. Buradaki bütün ikinci el ayakkabıların fiyatı 100 lira. Hep eskiler giyiyor. Hiç yeni bir şey alamıyorum. İhtiyaç çok. Ayakkabı olur, mutfak eşyası olur. Şimdi mutfak eşyası aldınız galiba. Evet, bunu ikisini 30 liraya aldım. Gariban iş annem ya. Ne olacak 9,5 emekli olursa. Dul maaşı alıyorum. 6 milyar 600 kira veriyor. Elektrik var, su var, gaz var. Yalnızca giyim değil, mağazadan sıfırını alamayanlar için itfaiye meydanında her şeyin ucuzu var. Örneğin bu ikinci el pilav tenceresinin fiyatı 300 lira. Emekli de alıyor, öğrenci de alıyor. Kimse de doğru düzgün para olmadığı için mecbur ikinci ele yönelirler. Bir şey daha mı beğendiniz? Çantayı beğendim de. 50 lira fiyat var, 50 TL. Durumlar yani gücü yetmedi, öyle söylüyorum. İkinci el alıyoruz. Sıfırı biz nerede görelim yani? Aldığımız 10 lira işte, hepsi o. Çalışırken peki? Çalışırken yapıyorduk tabii. Ben dökümhanede çalışıyordum. Emekli ayrıldık. Çalışamaz duruma geldik. Şimdi hiç şaşırıcı değil işler yani. Son bir haftada satışı bir tane süpürge satmış. Hiç müşteri yok? Yok. Bir sen varsa, o da bir nefeste sana koştuk, o da sen müşteri değilsin. Size çekim için gelmişsiniz. Ne kadar bu çamaşır makinesi? 3000 lira evinize teslim ediyoruz. Mağazada bir yatak odası bugün 50 bin liraysa bizde 10 bin lira. Bugün hiç müşteri geldi mi efendim? Bugün kapıdan giren olmadı daha. Beyaz eşya, mobilyadaysa dar gelirli ikinci el dükkanlarının da yolunu unuttu. Evet, bakalım esnaf yüksek komisyon çıkmazında. Kredi kartlarını ayrı koyuyorlar şu anda. Hem nakit fiyatı hem kredi kartı fiyatı koymuşlardı. Neredeyse 300-400 liraya yakın. Aralarda fark var. Yani o farkı
bize yansıtmaları çok güzel bir şey değil. Banka kazanıyor burada. Gidip bir yerden bir alışveriş yaptığım zaman nakit alırsanız bu kadar, kredi kartını alırsanız bu kadar lafını duyduğum zaman ben de sinirleniyorum yani. Kendi başına geldiğinde sinirlenen esnaf uygulamıyor ama pek çok işletme artık çifte tarife uyguluyor satışlarda. Nakit fiyatı ayrı, kredi kartı fiyatı ayrı. Bankaların kestiği yüksek post komisyonunu fiyatlara yansıtıyorlar. Çünkü zaten zorda olan esnafın bir de bu yükün altından kalkabilmesi mümkün değil. Esnafın şimdi yaşadığı zorlukları da biliyorum. Hani onlar açısından da çok kolay değil, bizim açımızdan da çok kolay değil. Artık her şeyi biz kredi kartı üzerinden yapıyoruz. Kredi kartı kullanımı fazla mı? Tabii ki, yani %70 diyebiliriz. Lokantada, giyim mağazasında, ayakkabıcıda, markette. Neredeyse tüm alışverişler artık kredi kartıyla. Üstelik faizlerle birlikte bankaların aldığı post yazı komisyonları da yükseldi. %1 bile değil, %3,5'a çıktı. Yani 1500 liralık alışverişten bankaya 52,5 lira gidiyor. Banka komisyonlarının çok olması en önemli zorlandığımız nokta bizim o. Dükkan kirası, vergiler, banka komisyonları esnafı çok zorluyor. İşte bu yüzden birçok işletme artık tüketiciye nakitte farklı, kredi kartında farklı tutar sunuyor. Yapmış olduğumuz satışların %95'i kredi kartıyla. İşletmeler de kendi ayakta durabilmeleri için kendilerince bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bankaya göre taksit sayısına göre de artabiliyor bankanın kestiği komisyon. Esnaf da tüketici de mağdur. Kazanan bankalar oluyor. Büyük zincir mağazalar kredi kartına ayrı fiyat açıklarken küçük esnaf müşteri kaybetmemek için o kesintiyi de cebinden karşılamış oluyor. Biz hiçbir zaman komisyonu yansıtmadık müşterimize. Hani fiyat neyse kredi kartından da öyle hareket ettik. Tabi zincirler bunu yaparken daha küçük esnaf bunu yapmıyorsa bu biraz da kendinden veriyor demektir. Sıfır araçta faizler uçtu. Kredi faizleri nasıl? Çok yüksek, inanılmaz derecede yüksek. 300 bin lira içinde aylık ortalama şu an faiz oranları %5. Yaklaşık olarak 36.276 lira eder. Onu da 12 ile çarptığımızda 435.500 lira civarında bir rakama mal olmuş olur size çektiğiniz 300 bin liralık kredi. Araba parasından daha fazlasını faiz ödüyoruz. Otomobiller zaten pahalı. Borçlanıp almak isteyenler için de kredi faizleri cep yakıyor. Taşıt kredisinde aylık faiz %5'e çıktı. 400 bin liraya kadar bir arabanın %70'ine kredi kullanabilirsiniz. Sıfır otomobillerde 400 bin liraya bir otomobil almak mümkün değil. 400 bin ile 800 bin arasında da %50'sini kredi kullanabilirsiniz. 800 bin liraya da sıfır otomobil yok. Yani piyasadaki araçların ancak %30 ya da %20'si için bankadan kredi çekilebiliyor. Ortalama bir otomobilin fiyatı ise artık 1 milyon 500 bin lira civarında. Otomobildeki kredi sınırlandırması sebebiyle 1,5 milyon liralık otomobile en fazla 300 bin lira kredi çekilebiliyor. Onun da vadesi 12 ayla sınırlı. 12 ayın sonunda 300 bin lira kredi için ödenen faiz 135 bin lirayı geçiyor. Toplam ödenecek tutar 435 bin liranın üzerinde. Cebinde 1 milyon liradan fazla parası olan, üstüne de asgari ücretin iki katından fazlasını taksit olarak ödemek zorunda. Ayda 36 bin lira taksit ödeyebilecek olan az. O yüzden hiç otomobili olmayan birinin krediyle araç alabilmesi hayal. Bu ekonomik durumda araba fiyatları çok makul bir fiyatta değil. Alma durumum yok. 500 TL bir kredi çeksen geri ödemesi 800-900 bin lira. Faiz oranları çok yüksek. 100 kişiden sadece 1,5 kişi otomobil alabiliyor. Bu satışların artması gerekiyor. Bunun için de vergilerin, faiz oranlarının düşük olması gerekiyor. En azından aracı olan satıp üstünü tamamlayabilsin diye firmalar düşük faizli kampanyalar yapıyor ama onu ödemek de yine dar gelirli için çok zor. Faiz oranlarını bu ay bazı modellere istinaden %2,49'a düşürdük. Bu bile yüksek ama maalesef alım koşulu oluşturması için cazip geliyor. Sıfır faizli bir kredi artık çok görmeyeceğiz. Çünkü kar marjları bunu kurtarmıyor artık. Sıfırın yanına yanaşmak bile para ya. İmkanı var mı böyle bir şeyin, araba almanın imkanı? Hayat bitmiş Türkiye'de. Diyanet Vakfı'ndan kiracılarına eziyet. Benim yürütmeyi durdurma devam ediyor. Benim elektriğimi niye kesiyorsun? Hangi hakla? Beni koruyan kim? Seni koruyan kim? Bakın ben Güneydoğu'da askerlik yaptım. Herkes yatağında rahat yatsın diye.
Peki ben bugün niye yatağımda rahat yatamıyorum? Ben kalktığım zaman niye benim elektriğim kesik? Fazlası onların olsun. Ben hakkımı istiyorum. Buraların yıkılmasına karşı değilim. Çürükse yıksınlar. Bakın sağlam raporumuz var. Sahte karot aldılar. Sahte karot raporlarını ispat ettik. Bunu yapan kim? Diyanet Vakfı. Bakın en çok ağrıma giden benim bu. Teknik Üniversite'den alınan sağlam raporuna sahte karot alındığının ispatlanmasına rağmen Diyanet Vakfı'nın sitesinde kiracılara tahliye baskısı sürüyor. 110 daireli sitede hukuki mücadeleyi sürdüren kiracıların elektrikleri de kesildi. Habersizce, iddiaya göre itiraz edemesinler diye. Bugün TEAŞ'tan geldi, elektriğimizi kestiler ve bunu bize bildirdiklerini söylüyorlar. Diyanet'in atadığı yönetici ne burada oturuyor ne bir mal sahibi, burayla bir alakası yok. Birini gönderip o kağıdı buradan almış. Çünkü biz o kağıt üzerinden dava açma hakkımız var. İstanbul, Üsküdar, Çengelköy sırtlarında Türkiye Diyanet Vakfı çoğunlukla Diyanet veya vakfa ait üniversite çalışanlarının oturduğu sitesine çürük raporu çıkarttı. Site sakinleri örnek alınmadan hasarlı raporu çıkarıldığını ispatladı. Kat sayısı az, yeşili çok. Değerli arazi bu kez rezerv alanı ilan edildi. Bakanlık boşaltın dedi. Site sakinleri İstanbul Teknik Üniversitesi'nden aldıkları sağlam raporuyla yanıt verdi. Siz burayı rezerv yapacaksanız, yıkmayı düşünüyorsanız bir yıl önce neden kiraya veriyorsunuz? Benim Nisan ayı yıl dönümüm. Aradılar, kirama zam yaptılar. Proje belli mi? Yok, hayır. Yıkım izni var mı? Hayır. Ortada bir konut görselinin dışında ne proje var ne de bir yıkım emri. Hatta öyle ki Diyanet Vakfı'nın kiracıları hem zamlı kiralarını hem de aidatlarını ödemeye devam ediyor. Ancak hukuki süreç devam etmesine rağmen dairelerinden zorla baskıyla çıkarılmaya çalışılıyor. Öyle ki bu sabah haberleri olmadan elektrik saatleri de söküldü. Son aşamada Haziran sonuna kadar kalalım dedik, okullar kapanana kadar. Sağlam evden çıkartıp beni çürük eve gönderiyorsun. İki ay bu çocuğun psikolojisi yok mu? C35 beton, nervürlü demir, işte ona göre mıcır yapısı kullanıldı, işte zemin kayalık falan. Ben çok mutlu ve huzurlu bir şekilde taşınmıştım. Maksat ne peki? İşte para. Rant. Dönüşüm kentsel mi, rantsal mı? Hukuki mücadele sürerken Ali Erbaş'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Diyanet Vakfı kiracılarını bu kez de karanlıkta bıraktı. Mağdurların adalet nöbeti sürüyor. Benim en çok maneviyatımın güçlü olduğu kurum yapıyor bunu. Beni üzen bu. Benim kızım Haziran'ın sonunda evlenecek. Buradan telli duvaklı çıkmak istedi. Yani hırsımdan ağlayacağım. Bodrum'da hesaplı tatil mümkün mü? Bodrum'da 2000 liradan günlük 1 milyon TL'ye kadar çok geniş aralıkta herkese uygun tatil seçenekleri var. İsteyen özel yatından inip özel bir tekneyle milyonluk bir villada da konaklayabiliyor. İsteyen otobüsle gelip dolmuşa binip çok uygun rakamlı bir apartta ya da pansiyonda da konaklayabiliyor. Villalar, her şey dahil oteller, apartlar, pansiyonlar, kiralık evler. Her bütçeye uygun tatil seçeneği var. Fiyat aralığı geniş. Bodrum'da kiralar günlük yaklaşık 2000 liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Bodrum'un bölgelerine göre biraz fiyatlar değişiyor. Bitez, Ortakent kısmı biraz daha ailelere hitap eder. Yalıkavak, Türkbükü bölgesi biraz daha üst kısmı hitap eder. Türkbükü'nde sezonluk kiralık dairelerden birindeyiz. Burası 4 kişilik bir ailenin kalabileceği 2+1 bir daire. Dairenin en büyük özelliği de manzarası. Deniz görüyor ve sezonluk kiralanmak istediğinde fiyatı 250 bin lira, aylıksa 50 bin liraya denk geliyor. Denize araçla gidilebilen bu evin günlük kirası 1700 liraya denk geliyor. Mutfak masrafı için de ayrı bir bütçe gerekiyor. Geçen yıl aynı dairenin günlük fiyatı ise 1300 lira civarındaydı. Orta derece ve aşağıda olan dairelerin fiyatları standart gidiyor. Lüks dairelerde fiyatlar anormal yükseliyor. Tatilini uyguna getirmek isteyen aileler işte böyle apartları tercih edebiliyorlar. Burası Bitez'de 1+1 odalı, yine 4 kişilik bir ailenin konaklayabileceği bir apart. Ve bu apartın şu anda Mayıs ayında gecelik fiyatı 2500 lira. Sezonda ise 4000 ile 6000 lira arasında değişiyor fiyatları. Apartın havuzu ve kendi plajı da mevcut. Haziran ayında 4000 lira, Temmuz ayının İlk bölümünde 5000 lira, Temmuz'un ikinci yarısı ve Ağustos'ta da 6000 lira diyebiliriz. Apartlarda ünite fiyatı, 4 kişi için toplam fiyat,
Otelde 2 kişi oda kahvaltı, gecelik fiyat. Fiyatlar aydan aya değişiyor. Yine bir tezde kendi plajı olan kahvaltı dahil bu otelde ise gecelik konaklama ücreti 2 kişi için 5-6 bin lira arasında. Kalabalık gruplar için villa kiralamak da bir seçenek. Günlük kirası 15-20 bin lira olan kiralık villalar mevcut. 8 kişilik iki aile ortak bir villa kiraladığında kişi başı 2500 liraya denk geliyor fiyat. Villa fiyatları aslında 15-20 bin civarında günlük olarak başlar. 8-9 kişiye kadar konaklama yapılabiliyor villalarda. Arkadaş grupları ve kalabalık aile grupları olarak haftalık olarak tercih ediliyor. 3 odalı, 4 odalı şeklinde değişen villalarımız var. Bir izleyicimiz parlamenter sisteme dönüş kaçınılmaz demiş. Pek çok izleyicimiz de şu koltuk meselesiyle ilgili inanılmaz yorumlar yapmışlar. Efendim bir izleyicimiz diyor ki o Cumhurbaşkanı için ayrılmış olabilir ya da AK Parti Genel Başkanı için ama görüşmeye AK Parti Genel Başkanı gelmemiş demek ki. Gelememiş. Böyle ilginç yorumlar var. Şimdi efendim bir dakikaya gitmeden önce yarın yurt dışındayım kısmetse. Gülbin Tosun burada olacak. Kolaylıklar dilerim. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi bir reklam arası. Sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim hoca camide vaaz veriyor. Konuşmasını vaazı Arapça yapmış. Arkadan cemaat dışarı çıkacak. Camiye yardım için bir masa konmuş. Orada yardım Türkçe isteniyor. Hocaya birisi sormuş demiş ki ya burada niye Türkçe istiyorsunuz? O da demiş ki ya Arapça yaptığımız zaman anlamıyor kimse, yardım gelmiyor. Şimdi bizde de biraz o hesap. O tweet'e hala inanamıyorum yani. Diyanet'teki o tweet'e. Muhafazakar iş adamlarından araba, otomobil. Onu Türkçe yapıyorlar. Efendim bizden sonra Hudutsuz Sevda var yeni bölümüyle. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.